Şimdi tabii gerçekten öncelikle çok üzücü bir durum. Neden? Hep diyoruz ya, Sivas turizmde çağ atlıyor. Sivas turizmde işte daha iyi yerlere gelecek şeklinde siyasilerin işte il protokolünün söylemlerini devamlı duyuyoruz. Ama ne yazık ki böyle bir karar ile işte Sivas'ta turizmin esas aşağı doğru indiğini göreceğiz. Çünkü Gürün gerçekten Sivas için önemli ilçelerden bir tanesi. Turkuaz rengiyle ve doğal akvaryum özelliğiyle herkesin görmesini tavsiye ettiğimiz özel bir göldü. Ve bu gölü tabii dışarıdan görenler olduğu kadar bir de bu işin sportif faaliyeti, bu işin gerçekten dalgıç yönündeki önemli bir rolü vardı. Ve oraya da belli dönemlerde tabii dalgıç işine heveslenmiş veya da bu dalgıç mesleğinde olanlar o bölgeye gelip orada dalgıç dalıyorlar. Sadece buna dalma gözüyle bakmamak lazım. Gölün genel olarak doğal yapısını da aynı zamanda bu dalan kişiler orada temizlik yaparak da koruma yapıyorlardı. Üzücü bir durum. Yani biz bunun bir an evvel bu karardan vazgeçilmesini istiyoruz. Çünkü Sivas'ın turizm anlamında özellikle hızlı tren geldikten sonra bir ivme kazandığı bu günlerde Gökpınar'a böyle bir dalmanın yasak olduğu, işte ben yine edindiğim bilgiler içerisinde o gölün üzerinde yüzen yunuslar vardı. Onların da tabii ki sayısının azaltıldığı veya da tamamen kaldırıldığı ve yine buna benzer işte orada piknik alanlarının, mangal vesaire bunların da yasaklandığı gibi söylemler de Gürün'deki bazı ulaştığımız kişilerden bunları da öğrendik. Yani şunu söylemek istiyoruz. Dalgıç sporu gerçekten çok güzel ve özel bir spor. Zaten bu işi merakı olanlar, bu işe gerçekten merak duyanların birçoğu da Gökpınar Gölü'ne gelerek dalış yapıyorlardı. Yedikten sonra zaten daha o zaman çok zor olur. Verildim bakalım. Çok oldu ya. Vallahi. Kadroca var. Telefon açın.